Öncelikle Amerika'daki seçim belirsizliğindeki ilk durumu aktaralım. Biliyorsunuz ki 3 Kasım'dan bu yana devam eden tartışmalı seçim sonuçlarında sular maalesef durulmuyor. Joe Biden geçiş sürecinde resmi onayı alamasa da şu anki süreçte kendi ekibiyle çalışmalarına devam ediyor. Son günlerde dikkat çekici ve bir o kadar da Amerikan basında yankı uyandıran bir durum yaşandı. Tabii bu Trump cephesinden yaşanan durum. Ama bu duruma geçmeden önce seçim sonuçlarına göre tartışmalı eyaletlerden biri olan Michigan'a gitmek istiyorum. Çünkü Michigan'dan gelen sayım sonuçlarına göre Biden 154 bin küsur oy farkıyla Donald Trump'ın önünde. Fakat Trump cephesinin de bazı girişimleri oldu. Seçim sonuçlarını yani oy sayım sonuçlarının tasdik edilmemesi yönünde. Hatta seçim sonuçlarının tasdik edilmesi görevinde olan cumhuriyetçi iki yetkili önce tasdik edilmesi sonra ise edilmemesi yönünde beyanda bulundu. Yani Michigan'da bir belirsizlik söz konusu. Michigan sürecinde ve başlarken bahsettiğim gibi dikkat çekici durumsa Donald Trump'ın Michigan Eyalet Meclisi'ndeki üyelerine Senato'daki çoğunluk lideri Mike Shirkey'i ve Eyalet Temsilciler Başkanı Lee Chatfield'ı dün Beyaz Saray'da ağırlaması oldu. Tabii bu durum tartışma yarattı. Akıllara Başkan Trump seçim sonuçlarını değiştirmeye mi çalışıyor ya da eyalet yetkililerinin seçim sonuçlarının tasdik edilmemesi yönünde ikna çabası mı gösteriyor gibi soruları getirdi. Anlayacağınız bu olay çok tepki topladı. Olanlar üzerine Michigan'ın Senato'daki çoğunluk lideri Mike Shirkey, ziyaret sonrası seçim sonuçlarında yasalara ve kurallara göre hareket edeceğiz. Görüşmenin hiçbir şekilde karara etkisi olmayacak açıklamasını yaptı. Michigan ve Pensilvanya'daki resmi sonuçları pazartesi açıklayacaklar. Bugün Amerikan basınına düşen başka bir haber ise Başkan Trump'ın Michigan Eyalet Meclisi üyelerini Beyaz Saray'da ağırladığı gibi Pensilvanya'daki Eyalet Meclisi üyelerini de Beyaz Saray'da davet etme hazırlığında olduğuydu. Fakat henüz herhangi bir davet gönderilmedi. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Georgia eyaletine baktığımızda ise 159 ilçede elle yapılan ve makineyle yapılan oy sayımları aynı sonuçları çıkaracak mı üzerine bir inceleme başlatılmıştı. Ve sonuçlar bugün geldi. Biden 12 bin küsur oy farkıyla Georgia'da yeniden galip geldi. Dün Joe Biden'dan birkaç açıklama geldi. Bunlardan birisi Başkan Trump'ın geçiş sürecine başlamasına izin vermemesinden dolayı Trump'ı sorumsuz olarak nitelendirdi Biden. Tabii bütün bu siyasi süreçler devam ederken koronavirüs artışları da maalesef durdurak bilmiyor. Amerika genelinde bugün 199 bin vaka vardı. 2000'e yakın kişi ise hayatını kaybetti. Ayrıca Donald Trump ve Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin oğlunun korona testleri ise pozitif çıktı. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.